Efendim tekrar herkese günaydınlar ve haftalar diyorum. Kripto borsası ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce fiyat akışına bakalım isterseniz fiyatlamalardaki son durum diyelim. Ardından da gününe çıkan başlıklarıyla devam edeceğiz. Evet şimdi fiyatlamalara baktığımızda İlk sırada Ripple'daki sert yükselişi görüyoruz. %10'un üzerinde bir performans var. 1 dolar 18 sente kadar Ripple fiyatının yükseldiğinden bahsedebilirim. Aynı zamanda Bitcoin cephesinde de yine yükselişler söz konusu. Fiyatlamalar 57 bin dolara kadar yükseldi. Holochain'den Dogecoin'e kadar yine bununla birlikte buraya linki Maker ve Avax de koyduğumuzda pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Polkadot, Algorand ve Ethereum'da da yine yükselişler var. Bir miktar bunları detaylandırıyoruz olarak izliyor olacağız. Sevgili Atakan Kaplan bizlere bugün eşlik edecek. Şimdi baktığımızda özellikle Ripple'daki sert yükselişle başlayalım isterseniz. Önce nedenleri diyelim. Sevgili Atakan hoş geldin. İyi haftalar yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Konuşacak ee, çok konu var ama Yıldız'la mı başlasak acaba? Ne dersin? Tabii Yıldız'la başlayalım. Ee, şimdi oradaki değer kazancı son 24 saatte olan değer kazancı. Ee, baktığımızda Kapanışı anda, bazen baz ee, her per, platform bazen evet. baz almıyor. Evet, son 24 saatte de gerçekten Ripple'da güzel bir hareket var diyebiliriz. Hiç önemi yok çünkü so gece 3'ten itibaren yani günlük bunun başlangıcıyla da zaten şu anda baktığımda %4'lük bir fiyat hareketi olduğunu görüyorum. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Cumartesi günü Ripple e piyasanın nispeten sakinken, ya genelde yükselişler vardı ama Ripple'da biraz daha sert yükselişler vardı ve 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmıştı. 1,10 dolarda bulunan. Bu anlamda satış baskısı zaten azalmıştı ama pazar günü piyasa geneli özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında biraz sert düşüşler yaşandı. Ee, beraberinde Ripple'da da nispeten bir düzeltme vardı ama zaten 50 günlük yukarı yönlü kırmasıyla beraber biz e, yükselişlerin devam etmesini bekliyorduk. Şu anda o bu hareketin fiyatlandığını düşünüyorum ben. Peki bununla birlikte önemli bir haber akışı daha vardı ABD cephesinde. Özellikle Biden yönetiminin kripto para birimleri ilgili bir kararname çıkarmasını değerlendirdiğini ifade ediyordu bu haber. Şimdi aslında bir merak unsuru var. ABD burada lokomotif olacak dünyada. Peki buradan bir kararname çıkması değerlendiriliyorsa bu kararname sence neleri içerebilir? Bu da kripto paralar için olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Bir regulasyon korkusu var piyasada ama bazen hep sen ifade ediyorsun zaten. Değerli konuklarımız da herkese aynı şeyi ifade ediyor. Yani regülasyondan korkmayın. Bu aslında kripto paraların daha güvenilir bir e, zemine oturmasını da sağlayabilir diyorsunuz. Ama istersen buradaki beklentilerle devam edelim. Tabii ki. Yani benim buradaki beklentim e, Biden şu an hemen hemen her şeyi şey yapmaya çalışıyor. E, regüle etmeye çalışıyor haklı hmm. olarak. E, zaten bu da böyle olmalı. E, merkeziyetsiz bir yapı olmasına rağmen şu anda sonuçta para akışı merkezi yapılar tarafından kontrol edilirken bu tarafı regüle etmemeleri bence düşünülemez bile. regülasyonun ne kadar başarabilirler, ne kadar ellerinde burayı elleri altında, kontrol mekanizması altında tutabilirler ona emin değilim ama yapabilecekleri en büyük şey ki SEC zaten bunu fazlaca vurguluyor, yatırımcıyı korumak istiyoruz diyor. Bence de bu anlamda regülasyon kesinlikle gelmesi gerekiyor ki Biden bu anlamda hem e, ben şunu asla düşünmüyorum. Bu kadar e, piyasaya talep varken Biden'ın çıkıp e, negatif bir regülasyon açıklaması yapabilme ihtimalini ben öngörmüyorum. Bu anlamda tamamen yatırımcıyı koruma odaklı, e, regülasyon odaklı bir kararname olacağını düşünüyorum. O anlamda yatırımcının korkmaması gerektiğini, hı hı. aksine gerçekten bu süreçlere pozitif bakması gerektiğini çünkü kurumsalları konuşuyoruz ama asıl kurumsal para akışı regülasyonlardan sonra gelecek. Bunu da göz önünde bulundursunlar lütfen. Peki bununla birlikte Bitcoin'deki yükselişe e, bakalım istersen. Burada aslında önemli detaylar var. Şimdi JP Morgan'ın önemli bir haber var. Diyor ki, "Bitcoin'i altına tercih eden kurumlar Bitcoin'in Bitcoin yükselişine neden oldu." Şimdi burada e, Bitcoin altın korelasyonuna baktığımızda hakikaten burada kurumsalların ilgisinin altından e, kripto paralar özelinde Bitcoin'e kaydığını net bir şekilde ifade edebilir miyiz? Aynı zamanda tabii e, sekten de önemli bir hamle var. Bitcoin yatırım yapan şirketlerin performansını izle yani bir ETF'i de onayladığını açıkladı. JP Morgan tarafında e, tam haber akışı şu, şu şekilde. Ben e, yayına girmeden önce bir rapor okuyordum. Bitcoin'in yükselişine nedeniyle onun 3 tane e, katalizör olduğunu iddia ediyor. Nedir yani peki inmelendiği... o katalizörler e, JP Morgan'a göre? Bunlardan biri Bitcoin'in altına göre, sizin de belirttiğiniz gibi Bitcoin'in altına göre daha iyi bir enflasyona karşı koruyucu pozisyon yani hedge olduğuna dair inancın ...artmasına vurgu yapılmış o raporda. Hı hı. Detaylara bakıldığında şimdi... ...gerçekten korelasyon var mı yok mu... ...aslında e, şu şekilde... ...cevaplandırabilirim. Banka e, JP Morgan'a göre... ...2021 yılının başından bu yana... ...altın ETF'lerinden 10 milyar dolarlık... ...çıkış yaşanırken... ...Bitcoin fonlarına 20 milyar dolarlık... ...para akışı gerçekleşmiş. Burada biraz altından çıkışın Bitcoin fonlarına... ...girişin olduğunu görüyoruz. ETF'ler aracıyla bunu yorumlamamızın en büyük nedeni... ...yani buradaki retail dediğimiz o yatırımcı tabanının değil de asıl kurumsal yatırımcı tarafının aldığı pozisyonlara bakmak. Altından çıkışın aynı zamanda bitcoin'e girişin olduğu dönemde zaten enflasyona karşı pozisyon aldıklarını da düşündüğümüzde içinde bulunduğumuz makroekonomik durumda. JP Morgan bunu altına karşı daha iyi bir hedge olarak yani koruma korunma aracı olarak bitcoin'i e kurumsalların düşündüğünü öngörüyor. Bunu da zaten ETF metiklerinden görebiliyoruz. İkinci nedeni ise Gary Gensler'ın kriptolara ile ilgili son dönemde yaptığı pozitif söylemler ve burada kastedilen açıklamalar işte Çin'e kar Çin yasaklıyor ama biz yasaklamayacağız söylemleri. Son olarak da JP Morgan Lightning Network'teki kullanıcı sayısının artmasında Bitcoin'in yükselişi üzerine etkisi olduğunu iddia ediyor. Özellikle El Salvador'dan sonra Bitcoin'i yasal ihale olarak kabul etmesinden sonra Lightning Network kullanıcı sayısındaki artış aynı zamanda Twitter'ın o tip bahşiş işte tüm dünyayı entegre etmesiyle beraber yine Lightning Network'e artış. Buradaki kullanıcı sayısı, buradaki Bitcoin'e olan talebin artışından dolayı adaptasyonu da beraberine geleceğini düşünmesi. Bitcoin'i e 40 bin seviyelerinden 55 bin, 60 bin dolar seviyelerine doğru taşıyan rally'nin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Peki bunu bir... Ha, şeye de değineyim çok kısa isterseniz. SEC dedik bir e, Volt ETF kabul etti dedik. Evet. Burada da e, %80'i Bitcoin'e hala hazırda yatırım yapmış. MicroStrategy, Tesla gibi şirketlerin opsiyonlarını takip eden bir ETF onayını kabul etti SEC. Bu aslında baktığımızda dolaylı yoldan Bitcoin'e yatırım yapma aracı. Bu anlamda da SEC'nin bu şekilde bir ETF'i kabul etmiş olması önümüzdeki dönemde beklenen ETF, Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağını daha da güvenmemizi sağlıyor. E, oradaki olasılığın daha da yükseldiğini gösteriyor ki e, 18 Ekim'de ben ilk ETF onayının ProShares'in başvurusunun onaylanacağını düşünüyorum. Peki burada Bitcoin ETF'lerini de birazcık aslında masaya yatıralım. Çünkü burada e, BlockFi tarafından da aslında Bitcoin ETF yarışına katılana dair bir haber akışımız vardı. E, burada daha da artmasını bekliyor musun aslında bu ETF'lerin? Ya şimdi e, ETF, vadeli taraftaki ETF'in kabul edeceğini düşünülmesiyle beraber BlockFi de gerçekten ben de buraya dahil olmalıyım diyerek direkt e, başvuruda bulundu. Kabul edilmesiyle beraber ben birçok şirketin de aynı aksiyonu alacağını düşünüyorum. Ee, zaten halihazırda bekleyen çok fazla başvuru var ama Spot'tan başvuru yapmış ETF'lerin de... ...vadeli kabul olursa vadeli taraftan da başvuru yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda yine e, başvuruların artacağını düşünüyorum. Burada şunu da belirtmek istiyorum... E, neden spot ETF değil de vadeli ETF kabul ediyor? Çünkü benim anladığım kadarıyla geri açıklamalarından, yani Amerika tarafından gelen açıklamalardan, spot ETF'in başlangıcı için biraz daha regülasyon gelmesi gerekiyor. O yüzden daha demin regülasyonlara değindik diye bunu da, buna da değinmek istiyorum. Regülasyondan korkmasınlar, Bitcoin kripto para piyasası için gerçekten e, çok kritik önem arz ediyor bu regülasyonlar. Çünkü kurumlar şu an sadece regüle olmadığı için bu piyasa biraz daha uzakta duruyorlar. E, bu anlamda. ETF'i de etkileyecek bu regülasyonlar. Bir de izniniz olursa Ethereum ETF'lerine de değinmek istiyorum çünkü çok fazla soru soruluyor bu konuda. Hı hı. Peki hep Bitcoin ETF'lerini konuşuyoruz ama diyorsun aynı zamanda Ethereum ETF'lerini de konuşmak lazım. Evet çünkü gerçekten fa çok fazla soru alıyoruz sosyal medyadan. Hazır e, bu fırsatı yakalamışken buradan da cevap verelim istiyorum. Ethereum ETF'leri tarafında kesinliği tam olmasa da SEC'nin bu başvuruları geri çekil çektiği konuşuluyor. Çünkü Ethereum ETF'i başvurusu da yapılmıştı. Ama e, Vanek ve Procher tarafından bu arada 20 Ağustos tarihinde yanlış hatırlamıyorsam bu başvurular iki kurum tarafından 2 saat aralıklarla geri çekildi. Bu da SEC'nin kurumlara ulaştığını ve bu e, başvuruları geri çekmelerini talep ettiğini söylediklerini düşünüyor. Ya yani piyasada bu anlamda bir e, haber akışı var açıkçası. E, fakat vadeli taraftaki Ethereum işlem hacimlerine baktığımızda inanılmaz seviyelere ulaştığını görüyoruz. Bu anlamda o taraftaki e, yatırımcıyı kaçınmak istemeyen kurumsalların da yakında Ethereum ETF'ini de e, lobicilik faaliyetlerine ekleyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda kısa vadede olmasa da yıl sonuna ya da 2022'nin başında, Ethereum ETF hakkında da ben haber akışının gelmesini bekliyorum. Bunda belirtmiş olalım. Peki birazcık daha teknik görünümü değerlendirecek olursak Atakan. Bitcoin'le başlayalım istersen. Şimdi burada e, güçlü bir momentum yakaladık. Fiyatlamalar aşağı yukarı evet. 57 bin dolara dayandı. E, hangi teknik seviyeleri takip etmeliyiz Bitcoin cephesinde? Şimdi Bitcoin altlara göre çok daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Baktığımızda hacmin de yükselişini, bu hı hı. yükselişi desteklediğini gösteriyoruz. Yani boş bir yükselişten söz edemeyiz. 52.800 dolar direncini aştı Bitcoin geçtiğimiz günlerde ve üzerinde kalıcılık sağladı. Günlük ve saatlik metriklerde görünüm pozitifliğini hala koruyor. Benim beklentim haftalık periyotta önemli direnç olduğunu düşündüğüm 58.355 dolar seviyesine doğru yükselişlerin devam edeceği yönünde. Beraberinde bu bölgedeki fiyat hareketleri yakından takip edilmeli. Eğer sert kırılımlar bize en yüksek e bu seviye sert bir şekilde kırılır ve üzerinde kalıcılık sağlanırsa günlük periyotta en yüksek seviyemiz olan 64.900 dolar seviyesine doğru bu ilmeği koruyabiliriz diye düşünüyorum. Peki burada aslında dönelim şimdi Ethereum tarafına burada Ethereum ETF'lerinden de bahsettin ee, ama aslında şunu da sormak istiyorum fiyat 3.500 doların üzerine yerleşti Ethereum'da da burada baktığımızda peki Ethereum'da tekrardan 4.000 doların üzerine e, görmek için karşımızda bir direnç noktası var mı? Ethereum'da 4000 doların üstünü görmek için benim beklentim 3676 dolar. Şimdi grafiklerde Aha. de görülüyor. Soldaki grafik günlük, sağdaki grafik haftalık. Şimdi soldaki grafikte tobo yani ters omuz baş omuz formasyonu var. Sağdakinde de haftalık periyotta çok önemli bir formasyon, e, fincan kulp formasyonu var. Şimdi bizim soldaki günlük grafikteki e, görünümde 3676 doları yukarı yönlü kırarsak ve günlük periyotta üzerinde tutursak e, buradaki formasyon hedefi e, 4.650 dolarlara kadar bizi taşıyabilecek bir formasyon hedefimiz var burada. Bununla beraber haftalıkta da baktığımızda kritik seviye bir önceki e, zirve seviyemize yakın bölge 4.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımı bizi orta vadede 6.000 dolar seviyesine taşıyacak bir formasyon oluşumu olduğunu gösteriyor haftalıkta. Bu anlamda Ethereum'daki görünüm pozitifliğini orta vadede de kısa vadede de koruyor dediğim gibi günlük periyotta 3676 doların yukarı yönlü kırılımı haftalık periyotta yani orta vadede de 4000 üzerin, dolar üzerindeki haftalık kapanışlar bizi 6000 dolar seviyelerine doğru taşıyabilir. Peki bununla birlikte az önce ifade ettiğin gibi Bitcoin'de güçlü bir momentum var dedin altcoin'lere göre daha güzel bir e, hani pozitif bir daha doğrusu ayrışma var dedin evet. ama önümüzdeki süreçte e, bu şekilde mi devam etmesini bekliyorsun? Hep çünkü Bitcoin'in biz burada e, öncü gösterge olduğunu biliyoruz ya altcoin'lerde buradaki güçlü momentum devam ederse altcoin'lere tekrar ayağa kaldırabilir mi sence? Bu anlamda ben tekrar Ethereum grafiğini ekrana verirsek çok mutlu olacağım. Çünkü burada altcoin'lerle birlikte Ethereum'u değerlendirelim istiyorum. Hı hı. Bitcoin Peki grafiği verelim kuvvetlen... bir daha. Evet buyurun. Evet. Bitcoin çok kuvvetlendiğinde altcoin'ler maalesef onu takip etse de nispeten biraz daha gerisinde performans ediyor. Ya yataya bağlıyor ya da hafif yükselişler gösteriyor. Ee, şu an benim için altcoin'lerin e, öncüsü Ethereum'dur. Ve Ethereum'daki önemli dirençlerin kırılımı önce Ethereum hareketini ve beraberinde altcoin hareketini gösterir. Bu neden Ethereum dirençlerini kırdıkça Bitcoin'den para akışı önce Ethereum'a, Ethereum'da o fiyatlar e, yükselişe geçtiğince Ethereum'dan çıkıp altcoin'lere geçiş. Para dağılımı genellikle para akışı bu şekilde gerçekleşiyor. Şu an baktığımızda Ethereum direnç, dirençlerini grafiklerde de görüldüğü gibi kıramamış durumda. Bitcoin ise almış başına gidiyor. Önünde yeni dirençleri doğru yükselişler gösteriyor. Bu anlamda Ethereum'daki buradaki kırılışlar geldiğinde öz, özellikle sağ tarafta haftalık periyotta önemli olduğunu düşündüğümüz 4000 doların 4000 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış geldiğinde ben o zaman alt e, altcoin'lerin özellikle Bitcoin'e karşı daha e, ivmeli yükselişler gösterebileceğini düşünüyorum. O yüzden önümüzde bir süre daha var. Ekim ayı Bitcoin ayımız Sürekli haber akışı Bitcoin özelinde olan bir ay ETF'lerden dolayı kabul edilmesi yine beraberinde Bitcoin'i ivmelendirebilir. Bu anlamda altlar Bitcoin'e karşı biraz ezilebilir ama beraberinde dediğimiz gibi Ethereum'da haftalıkta 4000 dolar üzerinde kalıcılık sağladığımızda yeni bir altcoin rallisi o zaman gelecektir diye ben düşünüyorum. Sevgili Atakan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. Ee, güzel bir hafta diliyorum şimdiden tekrardan görüşmek üzere Kripto Para programımızda. Evet efendim bugüne biz ailen sürenin sonuna gelmiş olduk. Saatler 14'ü gösterdi. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.